Hem dünyada hem Türkiye'de insansız hava aracı pazarında inanılmaz gelişmeler var. Yeni ürünler tasarlanıyor, tasarımı bitirenler ilk uçuş hazırlanıyor veya bir bakıyorsunuz işte Loyal Wing'de olduğu gibi ilk uçuş gerçekleştiriliyor. Bugünkü programımızda hem Türkiye hem de dünyadaki İHA sistemleri üzerine neler yeni, neler yapılıyor, hangi tasarımlar revaçta bunlara birlikte bakacağız. İHA dosyasını birlikte açıyoruz. Son günlerde Türkiye'deki en önemli ilgi çeken konuların başında TCG Anadolu için Baykar grubunun geliştirdiği İHA sistemleri geliyor. Türkiye TCG Anadolu gemisinin asıl alımındaki planında güvertesinin üzerine F-35'in B serisini yerleştirmekti. Ancak 2019'da Türkiye'nin sipariş verdiği S-400 hava savunma sisteminin teslim edilmeye başlamasıyla birlikte Amerika Türkiye'yi F-35 programından çıkardı ve tabii ki bu F-35 projesi de TCG Anadolu için iptal olmuş oldu. Uzun süre neler yapılabilir, neler bunun üzerine konuşlanabilir gibi tartışmaların arkasından Baykar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun olarak kullanılan, ihraç başarısı da yakalamış TB2'leri TCG Anadolu için modifiye etmeye, değiştirmeye başladı. Anadolu gemisi için TB2'ler nasıl bir operasyon yapabilir? Öncelikli olarak Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda TCG Anadolu için TB3 serisinin kullanılacağını ifade etmişti. TB3'ün özelliği nedir? TB3, TB2'ye göre yerli motor, TEİ tarafından geliştirilmiş PD-170 kullanacak. Kamerası Aselsan tarafından geliştirilmiş CATS olacak ve taşıma kapasitesi bu artan motor gücüyle birlikte yükseliyor. Peki bu konsept uçak gemisinden nasıl havalanacak? Bu videoda görmüş olduğunuz gibi TB2'nin uçuş testinde hava aracı kısa mesafeden havalanabiliyor. TCG Anadolu'nun güvertesindeki pistin uzunluğu 202 metre. Pistin sonunda ise İngilizlerin Sky Jump olarak adlandırdığı kavisli bir eğim var. Bu eğimden geçmişte Harrier uçakları, daha sonra da işte günümüzde de F-35'in B serisi kalkacak özelliklere sahip. Birincisi, güverte uzunluğu açısından 202 metreden TB2'nin yüklü ve yakıt tankları dolu bir şekilde havalanabilmesi için ben kanatlarda bazı değişiklikler yapılacağını tahmin ediyorum. Muhtemel kanat alanı büyüyebilir, flap sistemi biraz daha geliştirilebilir. Sonuçta kanatta yapılacak olan değişiklik hava aracının daha düşük süratlerde havada kalmasını, tutunmasını sağlayacaktır. Bu açıdan kalkış yani teker kesme süratinin biraz daha aşağı çekilmesi TB2'nin kalkış için emniyetle TCG Anadolu üzerindeki pisti kullanılabileceği anlamına gelmekte. Tabii ki buna denizin hırçın koşulları, işte rüzgar durumu veya dalgalardaki geminin çok fazla stabil olmayan seyri gibi durumlara da eklediğimiz zaman bir de tabii ki TB2'de TB3'e geçiş sırasındaki güçlü motorda İHA'nın güverte üzerinden teker kesmesini rahatlıkla sağlayacaktır. Peki inişte ne yapılacak? TB2'nin en büyük özelliklerinden, artılarından biri otopilot sistemi. Dünyada ilk defa hangarın önünde motor çalıştırmadan taksiye, kalkıştan havadaki operasyona, yaklaşma inişe ve inişten sonra da taksi için otopilot sistemi kullanıyor TB2. Bu çok büyük bir avantaj. TB2'deki yazılım hava aracının kaç metrede nasıl duracağını, en iyi açıyla, en iyi süratle yaklaşmasını sağlıyor. Tabii ki bu yazılım uçak gemisi yaklaşmasında, daha doğrusu TCG Anadolu'yu uçak gemisi sınıfına koymuyoruz ama deniz platformuna iniş sırasında da en iyi açıyı tutması ve buradaki duruş mesafesiyle ilgili de planlamalar bu bilgisayarda otomatik olarak yazılım sonuçlarına getirecek ve bunu pilota sunacak. Bununla birlikte uçak gemilerinde de kullanılan bir kanca sistemi, hook sistemi de bunun içerisinde yer alabilir veya çeşitli insansız hava araçlarının deniz üstü platformlarda kullanımı gibi
ağla durdurma gibi gibi farklı farklı planlar, programlar gerçekleşebilir. Ancak tüm hava araçlarında olduğu gibi uçak gemilerine yaklaşma sırasında teker koymada stall olarak adlandırılan süratsiz kalmaya çok yakın hızlarda hava aracı kullanılıyor. Bu da hava aracının güverteye ilk vuruşunda ciddi anlamda G çekmesine neden oluyor. Bunlarla ilgili İHA'lar uçaklara göre biraz daha tabii yapıları daha zayıf. Amaç burada pilotsuz olduğu için, sistemin emniyeti ve görevin tamamlanması olduğu için benim tahminimce bunlarla ilgili bazı modifikasyonlar yapılacak. Gövde güçlendirilecek. Belki de biraz kalkış ağırlığı, buradan dolayı bir artış açıkçası bekliyorum. Halen Baykar bu konuyla ilgili tasarım çalışmalarını, geliştirme çalışmalarını devam ediyor. Muhtemel hedef Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre yıl sonuna kadar ilk prototip testlerinin yapılması. F-35 görüntülerinden de izleyicilerimiz hatırlayacaktır. F-35'in B modelinde ve tabii ki donanmanın kullandığı C modelinde, C modelinde katapultla kalkıyor. Katapultu da daha önce anlatmıştım size, bir sapan sistemi gibi düşünün bunu. Burada da ilk testler karada TCG Anadolu'nun güvertesine benzetilmiş bir pistte kalkış ve iniş çalışmaları defalarca yapılacaktır. Arkasından TCG Anadolu üzerinde de bu testlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Tabii ki kanatların katlanır olması, çok kısıtlı bir yere çok sayıda TB2 veya TB3 diyelim artık, TB3'ün konuşlanması, bu da hava aracının çok önemli bir avantaja sahip olması anlamına getirecek. TB3'te ayrıca biliyorsunuz buruna bir SATCOM anteni yerleştiriliyor. Bu SATCOM anteniyle de hava aracının menzili inanılmaz arttırılmış oluyor. Normalde 150 kilometreye yakın bir menzili var yer kontrol cihazıyla Bayraktar TB2 arasında irtibatın kurulması açısından. Deniz üzerinde SATCOM üzerinden bu hava aracının kontrol edilmesiyle birlikte menzillerin çok daha uzayarak ve uzun menzilli bir operasyon yapılması söz konusu olacak. Deniz üzerinden TB2 ağırlıklı keşif veya taşıdığı silahlarla bir atış, bir SİHA olarak kullanılacak. Burada tek büyük dezavantajı diyelim, herhangi bir hava üstünlüğü durumu olmaması. Çünkü İHA'lar zaman zaman herhangi bir elektronik karıştırma yapılmadığı takdirde yerden havaya atılan yüksek irtifa veya orta irtifa füzelerinin veya bölgeye gelip onu vurabilecek hava füzelerine sahip savaş uçaklarında bir sonraki adımda hedefleri haline gelebiliyor. Ama bu özelliği ile de birlikte TCG Anadolu belki de dünya donanmaları içerisinde ilk İHA gemisi haline gelecek ve farklı farklı sistemlerde geliştirilecek diye düşünüyorum. Baykar grubunun yüzen platformlar için geliştirdiği ikinci İHA sistemi ise quadrocopter tarzında 4 adet motora sahip dikine iniş kalkış yapabilen Bayraktar DİHA sistemi. DİHA'nın açılımı da dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı DİHA olarak adlandırılıyor. 40 ila 50 knot seyir süratine sahip olacak bu hava aracı. 80 knot'a kadar çıkacak. 150 kilometre menzilli, 15.000 feet maksimum irtifaya sahip olacak ve 12 saat havada kalabilecek. Birkaç şey söyleyeyim. Bu arada bir, yani Baykar'ın açıklaması bizim uçak gemisi diye düşündüğümüz Anadolu gemimizi aslında iniş kalkış yapacak bir TB2'nin TB3'e dönüştürmesi projesi. Yani evet. Burada yani dikine iniş kalkış meselesi, yani bir F-35B gibi bir sistemden bahsetmiyoruz. Burada belki kuadratör tipi bir sistemin, yani gemiye konuşlu İHA dediğimiz gemi platformlarına veya başka platformların kalkacak sınırlı sayıda görev seviyede görev icra edebilecek daha az kapasiteli sistemler, ama asıl çalışılanın gemiye konuşlu İHA olduğunu söyleyebilirim. SİHA veya öyle diyelim. Evet. Diğeri de zaten bir ara ürün olarak bütün şeylerde çıkması muhtemel şeyler. Bayraktar DİHA'nın kanat açıklığı 5 metre olarak planlandı. Orta boy bir İHA sistemine benzeyecek. Dikine kalktıktan sonra bölgeye gidip keşif görevlerinde kullanılabilecek. Gerektiğinde de lazer sistemiyle birlikte hedefi işaretleyecek. Lazerle bir şeyi hedefi işaretlediğiniz zaman attığınız füze veya uçakların attığı bombalar bu lazer işaretlemesini izleyerek nokta olarak adlandırılan çok hassas vuruşlar yapabiliyorlar. Bu açıdan da Bayraktar dikine kalkış ve inişte de İHA sektörüne yeni bir bakış getirecek. Baykar'da bu gelişmeler yaşanırken Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta da
gerçekten İHA konusunda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. 1 Ocak'ta Genel Müdür Profesör Doktor Temel Kotil'in açıklamaları vardı. Temel Bey açıklamalarında 2021 için 5 adet Aksungur İHA sisteminin seri imalatının başladığı bilgisini vermişti. Bir yandan devam eden bir seri imalat var. İkinci aşamada ise tabii ki TUSAŞ'ın akla gelen önemli İHA sistemi, döner kanat sistemi. Özellikle su üstü platformları için tasarlanmış bir döner kanatta 50 kilogram yük kaldırma kapasitesine sahip bir sistemle ilgili kontrat geçtiğimiz yıl imzalanmıştı. Bu yıl içerisinde tasarımın tamamlanması, testlerin arkasından teslimatın 2022 içinde başlaması hedefleniyor. Bununla da ilgili nasıl bir çalışma olacak, neler yapılacak bizler de merakla bekliyoruz. Geçmişte TUSAŞ'ın Moskito üzerinden, Moskito kit helikopteri üzerinden geliştirdiği bir konsepti vardı. Bu konsepte de TUSAŞ devam edecek. Benzer bir görüntü içerisinde özellikle deniz üstü platformlar için hem yük taşıyabilen, bu yük taşıma gelişmiş kamera sistemleri olabilir, lazer işaretleyici olabilir veya Amerikan donanmasında olduğu gibi çeşitli silahların, mühimmatların takılması olabilir. Bakalım bunlarla ilgili de çalışmaları merakla bekliyoruz. TUSAŞ'ın bir başka önemli giden projesi ise Anka artı Anka Plus olarak adlandırılan Anka ailesinin yeni bir modeli. Şu an Anka'larda PD-155 serisi kullanıyor. TEİ, TUSAŞ Motor Sanayi tarafından geliştirilmiş bu yerli motorda PD-170 takılacak Anka artıya. Ve böylelikle insansız hava aracının toplam taşıma kapasitesi 200 kilogramdan 350 kilograma çok ciddi bir artış yaşanacak. PD-170 motoru 172 beygire kadar güç üretebiliyor. Çok kuvvetli bir motor. Bununla da birlikte Anka'nın taşıma kapasitesinin, havada kalış süresinin artması da Anka açısından çok önemli bir faktör. Görüldüğü gibi işte Anka başarısını bu yeni motorla devam edecek. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem içerisinde farklı farklı talepler var Anka'ya. Bu konuda da ihracat başarısına imza atacak gibi duruyor. Baykar ve arkasından TUSAŞ'tan sonra bir başka oyuncu DASAL. DASAL, Altınay ve Aselsan'ın ortak kurmuş olduğu insansız hava araçları, daha çok daha ufak insansız hava araçları üzerine odaklanmış çeşitli sistemler ve kendi tasarımlarını geliştiren genç ve başarılı bir şirket. DASAL'ın da geçtiğimiz günlerde uçuş test kampanyasına Albatros ailesi de katıldı. Albatros'a baktığımız zaman insansız yük taşıyan bir İHA sistemi olduğunu görüyoruz. Maksimum 75 kilogram ağırlık taşıyor. Bu maksimum tabii ki ortalama olarak 50 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip önemli bir tasarım. Burada saatte 90 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda saniyeye böldüğümüz zaman 25 metre saniye hızla ilerleyebiliyor. Toplam havada kalış süresi 40 dakika ve menzili de 40 kilometre. Mobil otonom operasyon merkezi ile menzili hava aracının daha da uzatılıyor. DASAL, Albatros tasarımıyla öncelikli olarak sarp yerlerde dağ başında bulunan önemli bir çatışma sırasında birliğe cephane aktarımı, ulaşımı çok zor olan karakollara çeşitli malzemelerin götürülmesi gibi yenilikçi fikirleri hayata geçirecek. Bu tür İHA sistemlerinin dünya ordularındaki yeri çok önemli. Çünkü neyin nerede ihtiyacı olduğu belli olmuyor. Bazen çok yakınızdaki bir bölgeye bir anda ulaşamıyorsunuz, helikopter iletemiyorsunuz. İşte bu tür İHA sistemleri o yükün, o faydalı yükün hızlı olarak o bölgeye götürülmesine önemli bir katkı sağlayabiliyor. Tabii ki DASAL bir yandan bu geliştirdiği askeri sistemleri sivil pazarda da uygulamanın yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde tolgozbek.com sitemizde de haberini yapmıştık. Zirai ilaçlama ve tarımsal amaçlı kullanılan İHA sistemleri üzerinde de DASAL çalışmalar yapıyor. Hatta bu konuyla ilgili çeşitli ihracat konusunda da çok önemli adımlar atılmış durumda. Zaten teknolojinin işte uzayı, askerisi, sivili yok. Önemli olan bunu bir yerde bulup Ar-Ge masraflarını çıkarıp arkasından başka sektörlerde hayata geçirebilmek. O zaman teknoloji üreten bir ülke haline geliyorsunuz. Ülkemizdeki gelişmeler bunlar ama dünyada neler oluyor diye baktığımız zaman
Boeing'in Avustralya kolunun geliştirdiği Loyal Wingman adlı çok önemli bir İHA sistemi var. Boeing'le birlikte projede Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri de ortak çalışıyor ve Loyal Wingman ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Şimdi burada günümüzdeki İHA sistemlerinden öte bu artık bir muharip insansız bir savaş uçağı platformu haline gelecek. Bu arada Loyal Wingman ile ilgili de çok farklı yaklaşımlar var Avustralya'nın geliştirdiği. Örneğin onlar da Türk Hava Kuvvetleri gibi E-7 Wagtail olarak adlandırılan havadan ihbar kontrol uçaklarına sahipler. Biz bu uçağa E-7'lere Barış Kartalı diyoruz. Bu uçaklara aynı zamanda silahlı eskort yapılacak. Yani silahlı bir şekilde bu uçakların koruması Loyal Wingman tarafından gerçekleştirilecek. İşte bir bakacaksınız Avustralya Hava Kuvvetleri'nde F-35'ler var, F-18'ler var. Bir yere taarruz sırasında Loyal Wingman örneğin yem uçak olarak öne çıkacak. Bütün hava savunma sistemi Loyal Wingman'i bir uçak olarak görürken bu sırada ilgi öbür tarafa döndüğü için F-35'ler stealth özellikleriyle radara pek yakalanmadan hedeflerin üzerine gidecekler veya F-18'ler bu karmaşadan yararlanarak hedeflerini vurmaya çalışacaklar. Gün gelecek veri aktarımı Loyal Wingman üzerinden gerçekleşecek. Gerçekten çok önemli bir ARGE çalışması ve gelecekteki hava kuvvetleri yapısında da bu tür yapay zeka kullanabilen hem insanlı uçaklara hem insansız uçaklara yardımcı olacak, arada irtibat olacak, gerektiğinde öne çıkacak, gerektiğinde de geri planda duracak çok ilginç bir uçak olacak. Zaten görüntü itibariyle de bir savaş uçağını, kokpiti olmayan bir savaş uçağını andırıyor ama bu konuyla ilgili çalışmaların Loyal Wingman sonrasında farklı farklı konseptlere evrileceğini ben açıkçası tahmin ediyorum ve gerçekten çok ilginç bir proje olacağı benzer. Benzer yaklaşımlar şu an hem TUSAŞ hem de Baykar savunma tarafından uygulanıyor. Onlardan da önümüzdeki yıllar için çok farklı tasarımlar görebiliriz. Jet motorlu İHA veya muharip insansız savaş uçağı gibi çok farklı konseptlere Türkiye'de de görmeye başlayacağız. Bir başka İHA sistemi ise normalde tabii İHA'lar dediğimiz zaman işte ufak uçaklar boyutlarında falan görüyoruz ama Raven X olarak adlandırılan bir Amerikan sivil kuruluş tarafından geliştirilmiş sivil ve askeri amaçlı kullanılan bir İHA sistemi. Bu sistem tam 24 metre uzunluğunda ve 18 metre kanat açıklığına sahip olacak. Maksimum kalkış ağırlığı ise 25 ton olarak planlanmış. Yani gerçekten 25 ton ciddi bir ağırlık ve ana görevi mikro uyduların uzaya fırlatılması olacak. Tabii ki detaylar hakkında çok fazla yapan şirket bilgi vermiyor ama şirketin iddiası Ravenix'in 180 dakika içerisinde gövdesinde taşıdığı mikro uyduları uzaydaki yörüngelerine oturtacak, arkasından geri dönerek inecek ve bu işlem tam 180 dakika yani 3 saat içerisinde gerçekleşecek. Bu tabii 25 tonluk devasa bir uçak. Özellikle askeri amaçlı uyduların taşınmasında çok ekonomik operasyon yapılması gibi bir iddiası var şirketin. Şirket de zaten kısa süre içerisinde 1 milyar dolarlık bir fon topladı ve bu konuya çok ciddi bir yatırım yapmış durumda. Malum SpaceX var, Jeff Bezos'un geliştirdiği başka bir fırlatma sistemi var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Virgin grubunun yaptığı Boeing 747'nin kanadından atılan bir füzeyle uzaya mikro uydu gönderme gibi yeni yeni çok yenilikçi tasarımlar, farklı farklı bakışlar var. Biliyorsunuz Türkiye'de bu pazara girmeyi hedefliyor. Bir fırlatma üssü açılması planlanıyor. Roketsan'ın geliştirdiği roketlerle mikro uyduların uzaya önümüzdeki yıllarda gönderilmesi gibi çok ciddi projeler var. Gerçekten herkesin gözü uzayda ve bu uzaya gönderilecek olan uydular da hem askeri anlamda hem sivil anlamda büyük önem taşıyor. Sivil anlamda örneğin Elon Musk'ın projesinde mikro uydu sistemleri ki bu uydular çok küçük uydular ve alt yörüngelerde yer alıyor. Örneğin bütün internet bağlantısının bu uydular üzerinden verilmesi hedefleniyor. Bu tabii işin sivil görüntüsü ama bir taraftan da Elon Musk bu uydular için Amerikan hükümetiyle çok ciddi anlaşmalar yapmış durumda. En önemli müşterileri de Pentagon çünkü uydular bir yandan da askeri amaçlı, askeri iletişimde kullanılacak. Bu konuyla da ilgili
çok fazla sayıda uydu fırlatılıyor. Raven X projesinde imalatçı şirket kısa zamanda çok ciddi bir fon topladı. Ve hemen ilk müşterisi de zaten Amerika'da Pentagon oldu. Bu anlamda mikro uydulara çok büyük bir ihtiyaç var ve farklı farklı fırlatma işlemi yapan şirketler de bir bir ortaya çıkıyorlar ve bu konuda da pazar giderek genişliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne tür hareketler göreceğiz, ben de açıkçası merakla bunları izliyorum. Ben takip ettiğim projelerin gelişmeler hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım dilimizin döndüğünce. Umarım sizlere yararlı olmuştur. Lütfen detaylı havacılık ve savunma haberleri için tolgozbek.com'u tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Video yüklendiği zaman haberdar olabilmek için o abone olun yanında ufak bir çan logosu var. Oraya tıklayın ve yeni video yüklendiğimiz zaman size bilgisi gelsin. Bana sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. İşbirlikleriniz için info@tolgozbek.com adresine maillerinizi bekliyoruz. Katıl tuşuyla da destek verirseniz size müteşekkir oluruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.